Arkadaşlar, yeni bir programımıza daha hoş geldiniz. Şimdi yanımızda sürpriz bir isim var. Çünkü bu konseptteki arkadaşları çağırmamıştık. Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi Diriliş Hareketi diye bir hareket var. O hareket genel kurula hazırlanıyor. Genel kurul hazırlığı içerisinde de kurullara seçilecek arkadaşlar elemeden geçiriliyor, tartışılıyor, bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Şimdi derneğe uzun yıllar emeği geçmiş, elemeden de geçmiş, başarıyla geçmiş bir arkadaşımız Tevfik Özgül. Önce kendisini tanıtsın, sonra projelerle ilgili, dernekle ilgili bir takım sorular soracağız. Buyurun Tevfik Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Adım Tevfik Özgül. 2008'den beri bu derneğin üyesiyim ben. Geçmiş süreçte 13 yıl bu derneğe hizmet ettim. Daha önce örgütlenme komisyonunda da görev aldım. Önümüzdeki sezonda da bu önümüzde yapılacak olan ilk seçimde de yönetime adaylığımı koydum. Sizlerden de desteğimi bekliyorum, desteğinizi bekliyorum. Ben inşaat teknikeriyim. Uzun zaman çalıştıktan sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra da bütün vaktimi derneğe vermeye başladım. Önümüzdeki 3 senelik bir süreçte de bu dernekten kopmadan çalışacak insanlara ihtiyaçlarının olduklarını gördüm. Onun için bütün zamanımı ayırabilecek durumdayken bunu da derneğe vermek istedim. Bunun için yönetime aday oldum. Bir yöneticide aranması gereken, bulunması gereken nitelikler nelerdir? Bir dernek yöneticisine, bu da hele Atatürkçü Düşünce Derneği ise, bir de Çankaya Şubesi ise, hem Çankaya'nın hem de Altındağ'ın birleşmiş hali ise 1,5 milyar nüfusa hitap edeceksiniz önümüzdeki dönemde. Orada yönetici olmak bir sorumluluk gerektiriyor, bir yük gerektiriyor. Nasıl bir süreçten geçiyorsunuz? Ağırlığı var mı? Sorumluluğu nasıl? Heyecan var mı? Projeler nasıl gidiyor? Başlayalım bakalım. Bu derneğin 2003'e kadar yönetiminde olacağız. Başkan olurum veya olmam, o son dakikada belli olacak. Ancak bu şubenin 2003'e kadar dirayetli bir şekilde ve geçmiş dönemleri örnek alarak, göz önüne alaraktan daha fazlasını yapabilecek bir ekibe ihtiyacı var. Bu ekibin içinde olmak mutlaka istiyorum. Çünkü bu derneğin kiradan kurtulması lazım, kendi yerine yerleşmesi lazım. Üyelerin gelip gitmesi lazım. Derneği devamlı takip etmesi lazım. Derneğe bağlı aidiyetin oluşmuş olması lazım. Bunları görmediğim için, bunları oluşturmak amacıyla ben bu yönetime aday oldum. Ve önümüzdeki sezonda sizlerin de desteğiyle bir şube binası, şube ofisi almakta projeler içinde ben bunun takipçisi olacağım ve talep edeceğim. Yönetimdeki arkadaşlar ve üyelerin desteğiyle bunu da başarmak istiyoruz. En önemli bizim eksiğimiz budur. 25 senelik bir şubenin kendi yerinin olmaması bir eksikliktir. Bunun yanı sıra tabii de diğer ihtiyaçları da olacak şubenin. Onun için üye sayısının da artması gerekecek. Üyelerin sadece kağıt üstünde değil, katılımcı olmaları da gerekecek. Bunun için de onlarla birebir irtibatımızı arttırarak devam edeceğiz. Sadece üyeler yetecek mi? Halkla ilişkiler nasıl olacak? Mahallelerle ilişkiler nasıl olacak? İşte 33 oldu galiba Altındağ'ın mahalle sayısı. 120'lerdeydi. Birleştirdikler için öyle oldu. Coğrafyaya değil de nüfusa göre. Her neyse. 1,5 milyar nüfusa göre nasıl bir örgütlenme yapacağız? Şimdi bu insanların evine girmemiz lazım. Girilmedik ev, eli sıkılmadık insan kalmayacak şekilde nasıl bir çalışma yapacak ADD Çankaya önümüzdeki dönemde? Geçtiğimiz sezon örgütlenme komisyon başkanıydım ben. Şubenin örgütlenmesi üzerine çalıştık ve üyelerin mesleki olarak ve mahalle bazında örgütlenmesinin altyapıları hazırlandı. Şu an bilgisayarda her türlü altyapı hazır. Mahalle muhtarlarını ziyaret ettiğiniz bildiğim kadarıyla. Mahalle muhtarlarımızın hepsiyle irtibat halindeyiz. Ve diriliş hareketini destekleyen muhtarlarımız da mevcut şu anda. Ve geri kalanlara da irtibatı arttırarak onlarla da devam edeceğiz. Şu an şubemizde muhtar bazından daha ziyade mahalle toplantıları. Çünkü bazı mahallelerimiz var, çok kalabalık.
bunların dernek binasında toplanması daha zor olacağı mahalleler var. Onun için bu toplantıların bir kısmını mahalle bazında, mahallenin içinde yapmak düşüncesindeyiz. Yani önceki komisyon çalışmamızda da bu vardı. Mahalle bazında bu üyelerin aynı zamanda birbirleriyle tanışması da sağlanacak. Yani diyorsunuz aynı ki zamanda millet bizim ayağımıza gelmeyecek, biz milletin ayağına gideceğiz, hizmeti yerinde vereceğiz. Aynen tabii öyle. Belki diğer sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle, kamu sektörüyle de işbirliği yaparak toplumsal ihtiyaçları karşılayacağız. Niye? Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olduğu için biz de cumhuriyetçiyiz haliyle. Değil mi? Tabii yani. Şimdi üyelerle bir bağlantı kopukluğu var. Mahalle bazında yapacağımız toplantılarda üyeler hem birbirini tanımış olacak hem de derneğimizin gücünü görmüş olacak. Bireysel olduğu zaman derneğimizin gücünü göremiyorlar. Ama bir toplu oldukları zaman hem bir kendi güçlerini görecekler hem derneğimizin gücünü görecekler. Bu da çok faydalı bir şey olacak. Çünkü niye? Sadece bizim görüşmemiz bitecek. Üyelerin birbiriyle tanışması sayesinde ailelerin bazında da tanışmış olacaklar. Birbirlerinin ailelerini de tanıyaraktan gerekiyorsa mesleki olarak da birbirlerine destek olacaklar. Bu ortamı yaratacağız. Onların sadece aile olarak değil, mesleki olarak da birbirleriyle tanışmaları imkanını sağlayacağız. Bunun için mahalle toplantıları yapılacak. Yani derneğin kadın, gençlik, emekli, işsiz, esnaf, öğrenci ile ilgili değişik çalışmaları, projeleri olacak o zaman. Onu hayata geçirmek için bir iş bölümü yapılacak. Tabii, o yönetim çalışma içerisinde yapıldı, işte onu anlatmak istiyorum. Altyapısı hazırlandı. Evet. Fakat bir türlü uygulamaya konulmadı bugüne kadar. Çünkü üyelerimiz arasında öğretmenler var, öğrenciler var. Birbirleriyle tanışmıyorlar. Esnaf var, iş adamı var. Birbirleriyle tanışmıyorlar. Bu eksiklikler tamamlanacak ve birbirleriyle kaynaşacaklar bunlar. Beraber iş yapmaya başlayacaklar. Bu da onun kendi çevresini genişletecek. Bu çok olumlu bir hareket. Oysa olacak. Çok kolay değil mi? Birlikten güç doğar diye bir atasözümüz var. Birlikte bir araya gelemiyoruz. Mesela önceki şeyde de programda da konuştuk. 907 tane üye var. Seçime 300 kişi geliyor. Etkinliklere 30-40 kişi geliyor. O zaman bunu artıracak, kartopu etkisi büyüyerek gibi büyüterek götürmek gerekecek. Değil mi? Yani çalışmaları da götürmek lazım. Halkı da bu çalışmalara katmak lazım. Tabii. Geçen katılım demokrasisi olacak o zaman. Bu geçtiğimiz sonuçlandıramadığımız seçimde evet. 300 değil, 298 kişi katılım sağladı. Bu 298 kişi derneğin 3'te 1'i. 3'te 1'inden bile daha az. Yani evet. %30-35'in altında, 33'ün altındayız yani. Ve bu üyelerin bir kısmı salonda birbirlerini tanıyorlar. Bu da yanlış yani. Bunlar daha önceden tanıyacak, daha evet. önceden beni tanıyacak, diğer adayları tanıyacak ve oy verirken de tanıyarak oy vermesi lazım. Mahallelerdeki üyeler birbirlerini tanıyacak, orada etkinlik yapacak. Mesela ekolojiyle ilgili, çöple ilgili, fosseptikle ilgili bir projesi olacak. Derneğin ondan haberi olacak, dernek hayata müdahale edecek. Değil mi? İnsanla ilgili. Atatürk Düşünce Derneği'nin felsefesi doğrultusunda dernek üyeleriyle beraber çalışma gerçekleştirecek mahallesinde, değil mi? Yani mahalledeki üyeler birbiriyle iletişim halinde olacak ve dernek yönetimi de o üyelerle koordineli çalışacak. Tabii toplumun çeşitli ihtiyaçları var. Yani Atatürk Düşünce demek her kesime hitap eder. Yani bu mahallenin çöpünü de ilgilendirir. Uluslararası anlaşmaları da ilgilendirir. Onun için eğer birlik olurlarsa bu konuların hepsinde söz hakkı olurlar. Birlikten kuvvet doğar yani. Bu herkesin bildiği bir şey. Şimdi Tevfik Bey, hedefi büyük tutuyoruz o zaman. Şöyle, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir sözünden yola çıkarak Atatürkçü Düşünce Derneği bilhassa kimsesizlerin kimsesidir yoluna girmeye hazırlanıyoruz, değil mi? Tabii onun için öyle çalışacağız yapacağız. Yani hedefimiz bu. Yani bugüne kadar görmediğimiz şeyler bunlar. Dernek yeni bir havaya girecek ve bunları görecek yani. Dernek de görecek, üyelerimiz de görecek. Çankaya ADD'nin çalışması demek, Çankaya'nın çalışması demek. Çankaya'nın çalışması demek, Ankara'nın çalışması demek. Ankara'nın çalışması demek, Türkiye'nin çalışması demek. Hep beraber çalışacağız. Ama bir hedefimiz olacak, Türkiye. Sadece ADD, sadece Çankaya değil yani. Hedefler çok büyük. Yani önümüzdeki dönemde kara çarşafı, cilbabı, yok işte 12 yaşında evlendirilen çocukları, tecavüz edilmiş
o zavallı çocukları tartışmak yerine daha büyük hedefler, sinerjik hedefler, olumlu hedefler koyacağız. Üretim sürecine sokacağız kendimizi de, derneği de, değil mi? Halkı da bunun içine katacağız. Öyle anlıyorum. Yani şimdi ufak hedefler... Daha büyük hedefler koymak lazım. Ufak hedefler ufak insanların, ufak beyinli insanların işidir. Büyük hedefler koyacaksın. Bugün Amerika uzaya gidiyorsa, bugün Rusya uzaya gidiyorsa, biz burada 2 metre kumaşı veya başka konuları konuşmayacağız. Toplumun önünü açmamız lazım. Bizim ADD olarak liderlik görevimiz var. Bu bizim görevimiz, derneğin görevi. Toplumu liderlik, partilerin evet. yetişemediği yerlerden her noktasında bizim olmamız lazım. Partiler sadece simge. Ama biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. İnşaat sektörünün içinde olduğunuz için yakından biliyorsunuz bir takım şeyleri. Bu dernek nasıl bir bina sahibi olur? Mesela Batıkent Şubesi'ni buradan kutlayalım, onlara selam olsun. Batıkent Şubesi kendi yeri olduğu için, derneğin yeri olduğu için çok başarılı çalışmalar yapıyor. Üyeleriyle de barışık durumda. Bütün etkinliklere de istisnasız katılıyorlar. Onları selamlıyorum buradan. ADD Çankaya Diriliş Hareketi adına. Şimdi ADD Çankaya'nın nasıl bir yeri olsun? Lokali olsun mu? Eğitim meselesini nasıl halledecek? Daracık binada bu kadar 1,5 milyon insana nasıl hizmet verecek? Hedefimiz büyükse o zaman bunu somutlaştırmak da zorundayız. Maddi kaynaklarını nasıl bulacağız? Öyle ya, parasız olmaz. Para olacak ki bina alalım, araba alalım. Bir yere gideceğiz, belediyenin kapısında nöbet tutacağız. Belediye başkanı lütfeder de bir şey verirse bir etkinlik yapabileceğiz. Vermezse bekleyeceğiz. Yani öz gücümüzden gelen bir şekilde mi gideceğiz? Başkasına muhtaç olarak mı? Hani diyoruz ya, tamam dernek partilerin arka bahçesi olmasın. Tamam, doğru. O zaman derneğin üyeleri de biraz sorumluluk hissedip yan yana gelecek. Biraz elimizi cebimize atacağız demektir bu. Bundan. Belki başka kaynaklar da bulacağız. Ben kendi adıma varım her türlü şey ama ne olacak? Yani Diriliş Hareketi'nin projeksiyonunda nasıl bir yer alma tekniği var? Nasıl bir finansman düşünceniz var? Ona bir bakalım. Aslında ADD Çankaya'nın çok büyük kaynakları var. Bir kere Türkiye çapında olmayan 907 tane üyesi var. Bu 907 tane üyenin verdiği aidatlar artı biraz fazla olmamak şartıyla ufak bir desteğiyle çok rahat şube olunur. Biz bunun altyapı çalışmalarını yaptık. Ankara Kızılay civarında 400 milyona daire var. Bunu banka kredisiyle bile alsak. 400 bin lira. 400 bin lira. Evet. 400 bin lira çok büyük bir para değil. Bunu aylara böldüğümüz zaman derneğin çok kira öder gibi ödeyebileceği bir rakam yani. Biraz başka işleri bırakacağız. Önceliğimizi buna vereceğiz. Kısa sürede kendi yerimizi alacağız. Yani bu çok basit ve yapılması gereken bir şey. Hem itibar açısından ihtiyacımız olan bir şey. Yıllarını vermiş, 30 yılı aşkın, 30 yılı, 31. yılını kutladığımız bu derneğin hala Çankaya Şubesi'nin bir yeri yoksa bu büyük bir ayıptır. Biz bunu kapatmamız lazım yani ve bu Diriliş Hareketi çalışmalarıyla bunu çok rahat yapabilir. Eğer biz doğru çalışma yaparsak, gelen kaynakları da doğru kanalize edersek, üyelerimiz zaten ekstradan kaynakları bize yaratacak. Çok basit bu şube alma işi. Ama çalışmaya bağlı. Kaynakları iyi kullanmakla ilgili bir şey. Kaynakları doğru kullanmak lazım. Daha önce elde edilen kaynaklar çarçur edilmiş durumda. Yani önümüzdeki süreçte dernek çay içilen, işte kışın soğuktan kaçınmak için oturmaya gelinen, sohbet edilen, siyasi münakaşaların olduğu alan yerine dışa açık, halkla birleşmiş, Atatürk ilkeleri ve muasır tamamlayıcı ilkeler doğrultusunda çalışan bir dernek haline gelecek o zaman. Tabii. Benim gördüğüm o. Derneğin adının üstünde zaten Atatürk Düşünce Derneği. Atatürk Sevenler Derneği değil. Evet. Buraya gelen insanların Atatürk gibi düşünen insanlar olması lazım. Atatürk gibi çalışacağız. Atatürk gibi de çalışacak. Atatürk gibi bunu koyuyoruz. Çalışan insanların derneği olacak. Önemli bir nokta. Evet. Derneğimizin bu ışıkta çalışacak bir yönetime ihtiyacı var. Bu eksiği gördüğümüz için zaten Diriliş Hareketi olaraktan biz bunun için öne çıktık. Yoksa çeşitli gruplar var, çeşitli adaylar var. Onlar da çok iyi gruplar, onlar da çok iyi yapabilir.
Ama biz daha iyi yaparız. Neden? Neden? İçinizde her meslekten arkadaşlar var galiba. Tabii. İçimizde profesör arkadaşlarımız var, avukat arkadaşlarımız var, işçi tabanından gelen arkadaşlarımız var. General de var, profesör de var. Yani bu işçi de var. Toplumun bütün açılarını yansıtan bir grubumuz var. Diriliş Hareketi bunları özellikle genç arkadaşlarımız var içimizde. Kadın arkadaşlarımız var. Yani bunlar özellikle seçilmiş ve çalışacak insanlar. Özellikle seçtik ve Diriliş Hareketi'ni onun üzerine kurduk zaten. Hepimiz de çalışacak insanlarız. Hepimiz de zaten bunun fikrinin altında birleşmiş insanlarız. Hepsi özveriyle buluşacak insanlar. Keşke 9-0'lık bir kazançla yönetime gelsek de Türkiye farkı görse. Sadece Çankaya değil. Türkiye'ye örnek bir şube olacağız iddiasında bulunuyoruz. Aynen öyle. Buradan ateşi yakacağız. Bütün Türkiye'yi canlandıracağız yani. O ışığı herkes görecek. Çoban ateşi mi diyeceğiz ona? Çoban ateşi yakacağız. Çok güzel. İyi, hayırlı olsun bakalım. Teşekkür ederim. Söyleyeceğin başka şeyler varsa? Yok, teşekkür ederim. Tamam. Tevfik Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere, yeni projelerde tartışmak üzere hepinize selamlar, sağlıcakla.